420 lira. Kaç o küçük euro diye ya. İşte. Sen 3 ay önce geldiğinde şu ayakkabı şu dalı hala alıyor. Alan olmadı. Alın şunu artık. Alın. Alın. 10 euro. Aynen. Kendimizi çekiyoruz. Çekecek bir şey bulalım. Hardınlar 500 lira kanka, fena değil ya. 435'e düşmüştü en fazla. Hani 435'ten daha şu an düşmüyor genelde bunlar. Şimdi 1000 lira. Sen açık söyle. Şunlar şunun arasında benim gözümle fark çıkıyor. Değil mi? İşte. Ben bahsediyorum. Evet, o yüzden ben de. Eskiden bunlar çıkış fiyatları olurdu ya. Outlet fiyatları değil yani. Allah affetsin, rengi çok çirkin. Eli şöyle yaptı. Yani ne yapayım? Mağazada denemenin güzelliği bu işte. İstediğini deniyorsun. Selamlar millet. Selam. Sedat kardeşimle yeni bir videodan merhaba. Bugün uzun zamandır yapmak istediğimiz bir şey yapacağız. Natavega AVM'deyiz. Outlet turu yapacağız. Nike'a bakacağız. Ne var ne yok. Yasaklar bitti. Mağazayı merak ediyoruz. Hadi içeri girelim bakalım ne bulacağız. Kardeşim hayırlı olsun. Teşekkür ederim kanka. Ama ayarlamayı bilmiyorsun. Evet, ayarlayamıyorum. Bunu sen ayarlayacaksın. Bu işler benden sorulur biliyorsun. Ama güzelmiş ha bu da. Aynısı mı? Aynısı değil mi? Evet, oradan aynısı. Güzelmiş, hemen ayarlayalım bunu. Sıraya girdik arkadaşlar ama şu kalabalığı görüyor musunuz? Abi dediğin gibi sadece merak ya. Yani ne olduğunu da bilmiyoruz ama sıraya bakar mısınız? Çok fena. Randevu da aldık ama randevu da 2 saat sonraya verdi. O yüzden bilemiyoruz ne yapacağız. Evet, beklememeye karar verdik. Adidas'a gidiyoruz şu anda. Yok abi, çok insan var. Değil mi? Yarısı da borç yapmaya gelmiştir yani. Muhtemelen. Randevu aldık arkadaşlar. Randevu sistemiyle çalışıyor ama işte sabahtan kaçta tam burada oluruz kestiremediğimiz için ben biraz bekledim. En fazla da işte 3.30'a, 3.45'e alabildik. Şu an saat 1.45. 2 saat var. Yani her türlü 2 saat bekleriz diyorsan bir sinema falan yapabilseydik güzel olurdu. Abi çok kötü. Beklenecek gibi. Aynen. Aynen. Şimdi Adidas'a geldik. Adidas'a bakacağız ne var ne yok. En azından buraya gelmiş oluruz. Adidas'ta ise hiç sıra yok. Tam tersi. Ekstra boş. Rahat rahat her şeye bakabiliriz Adidas'tacığım. Evet, kırmadan dökmeden. Reebok'lar var. Fiyatlara bakalım biraz. 100 liraya tişörtler. Fena değil. Hatta güzelmiş bile. Biliyorsunuz ben crossfit şeylerini bayağı seviyorum. 200 lira run. Hafif kaliteli kumaşlar biraz daha tabii ki pahalı oluyor. Evet, hırkalar mırkalar var. Mesela 400 liraymış. Bu da onun siyahı. Reebok koşu ayakkabıları bayağı uygun oluyor. 299-300 lira. Evet, kadın, erkek, bunlar genelde unisex'te tercih edilebilir birçoğu. Evet. Var mı? Yapma ya. 499'a çıkmış. Hardin step back alalım diyorduk arkadaşlar. Sizler çok istiyorsunuz. Ama yine oldukça maliyetli. İşte o indirim zamanından alacaksın. Oo, çok güzelmiş. 500 lira. Adidas'ta yok abi ya. Genelde şu an. Aynen. Şekilde hafif de yağmurluk gibi. Adidas'ta yok. Genelde işte üstümdeki var mesela. Bershka'dan. 130-140 liralar. Tatlı. Tatlı. Trendy olakar ya bizde. Sardım abi, biliyor musun? Bu aşırı sardım. Abi çok güzel ya. Daha önceden niye bulmamışım? Ona sinirleniyorum. Ya baksana buradaki fiyatlara. 420 lira. Kaç o küçük hoodie ya. İşte. Ki bunlar şu an indirimde. Trendyol'da da vardı bak bu. Turuncu etiket falan. Aynen. Ne kadar mesela şu? Trendyol'da ne kadar? Hemen kıyaslayıp. 550 lira değil yani Trendyol'da mesela. Daha uygun oluyor. Ciddi misin? Tabii. Bir de indirim günleri falan oluyor. Patlatabiliyorsun oradan. Yakında olacak herhalde. Şeyde 8, 9, 10'da var galiba. Ooo. Reyonlar güzel reyonlar. Muhteşem. Ben direkt gözüm şuna kesti yine. Hep aynı şeylere bakıyorum galiba ama 10.5 bak direkt mesela benim. Ama neden 750? Eskiden bunlar 200 lira, 300 liralara satılıyordu ya. Biz seninle 3 ay önce geldiğimizde şu ayakkabı şuradaydı, hala orada biliyor musun? Alan olmadı. Alın şunu artık, alın. Asla uzun zaman. Değil mi? Bu güzelmiş, yeni gelmiş asker desenli. 900 lira. Bende bir tane siyahı var abi bunların, NMD'lerin. Ve hep onu giyiyorum var ya, çürüttüm ayakkabıyı. Rahat. Gerçekten rahat böyle bir şey. Terlik havası var bu ayakkabılarda. Ama tabanı sert bence. Yani öyle çok böyle pofur pofur değil de aynen, genel bir rahatlığı var. Ayakkabı geniş.
Özel geniş ayaklara uygun. Yeezy olursa Yeezy almayı düşünüyorum. Yeezy keşke buralarda gelse ama. Ama açık arttırmayla Yeezy satıyor. O ne öyle? Usta. Aynen, kendimizi çekiyoruz. Çekecek bir şey bulamadık. Şey. Açmışım. Aa, bir şey var. Bu arada ayakkabılarım da arkadaşlar. Protro Max'ler, 720'ler. Gayet güzel. Danışu 1, bu bayağıdır burada. Evet, 700. Fiyatı... Oh, 400'dü ya, bunlar niye bu kadar artmış? Kanka 699 lira değil mi? Aynen. Ve çok ağırmış bu, biliyor musun? Ama içinde bir şey varsa. Evet, sağlam ağır bir ayakkabı. İkincisi bu kadar değil ama birincisi çok ağır. Hardınlar 500 lira kanka, fena değil ya. 435'e düşmüştü en fazla. Ciddi misin? Aynen, 435'ten daha aşağı düşmüyor genelde bunlar. Renk bir tane mi alabiliriz? Ne renk diyorsun? Olabilir, renklerine bak. İstediğin bir rengi mi? Sence hangisi? Zaten iki renk var ya. Fosfor daha tatlı ya şu. Çok mu kapalı? Ya kapalı. Aynen, almışken bundan bir tane almak 10.5. Direkt mesela şu gerçi 11'miş. 10.5 var mı? Şu. US 10.5. Hepsi 11 numara yalnız ha. Bir tane deneyebiliriz bakalım nasıl oluyor ayağımıza. Şurada. Şurada bir tane bulduk. Aynen, ona bakabiliriz. Ayağımıza bakalım. Onun dışında hep krampon da soruyorlar. Abi kramponları geçme diyorlar. Kramponlara dair çok bir bilgim yok. Hani yorum yapma noktasında sıkıntı yaşayabileceğim için genelde bunlara bakmıyorum ama. Halı sahalar da açılmış gibi. Eskiden halı sahaya çok giderdik. Bak lisede yapardık o işleri de. Yani artık 350 liraya böyle de arkamız var. Kanka peki sen yorum yap madem. Hadi sen yanımdasın. Kanka şimdi şöyle etkini görelim. Şimdi 1000 lira. Bak açık söylüyorum. Şunla şunun arasında benim gözümde bir fark yok. Değil mi? İşte. Ben basketbolcuyum. Evet, o yüzden ben de yapmamayı tercih ediyorum. Yani o yüzden 700 dolar yüz gidin ona. Bizim yorumlar, bilmeyen adamın yorumu böyle oluyor sonuçta. Predator mesela, bu tipine göre karar vereceğiz herhalde ya. Başka biraz üstündeki böyle pedlemelere bakabilirsiniz. Abi onların şeyi var işte, yarı profesyonel, tam profesyonel falan var. İşte ne gibi farklar oluyor acaba, altındaki çiviler mi farklı? Muhtemelen bunlar farklıdır. Evet, takmalı çıkarmalı falan oluyor. Üstündeki. Bakayım. Yok, bu da çıkarmalı değilmiş kanka. Çıkarmalı değil, aynen. Neyse, ben bu daha fazla konuşmuyorum. Günlük ayakkabılarımız var. 400 lira. İşte kış için ayakkabılar var, botlarımız var. Fena değil. Terex modelleri var. Bu biraz çorapsız giyilen free ayakkabılara benziyor. Tipi tatlıymış. Bot soranlarınız çok oluyor. Ben şu modelleri bayağı beğeniyorum. 6x6 oldukça sağlam. Buna bakabilirsiniz. Bunun birçok rengi de var. Uygun ribatlar. 10.5'u bile değil mi? Çok büyük yani. Sana şimdi taş gibi ya. Dışarıda falan oynayabilirsin. Zaten dış mekan ayakkabısı ya bunlar. Öyle ucuz mi? Modeller böyle oluyor, aynen. İnanılmaz sert tabanı var. Aynen, bir bakalım onu bir deneyelim. Mağazayı gezeyim diyorum, en son ona bir bakayım diyorum, olur mu? İşte klasik gündelik ayakkabılarımız var. 600-700. Yani fiyatlar çok aşırı uygun değil arkadaşlar. Zaman zaman Adidas çok daha iyi indirimler yapıyor. Tabii durumu olanlar bence yine gelip almalı. Çünkü o zaman da numarası kalmıyor. Mesela çok indirimli ama bir sefer numara bulamıyorsun. Yani, yine yok şu anda, yok. Mağazada yok boostlar. Bitti, bir sıra vardı. Mesela 250 lira. Bence tatlı. Hani indirimden 200-300 liralık bakanlar için tercih var. Yine aynı şekilde mavisi var. Reebok'lar çok uygun. Reebok'lara gelip bakabilirsiniz. Mesela şöyle hızlıca gösterelim. Fena değil. Nike çekemiyoruz kanka bari. Aa işte evet, bak boostlar burada. Şurada. 1224 liraymış ama kanka. Şu da 1200. Fiyata bak. Eskiden bunlar çıkış fiyatları olurdu ya. Outlet fiyatları değil yani. Allah affetsin, rengi çok çirkin. Ya şu çirkin neyse, tamam. Güzel. Hadi bu ya, idare eder. Evet, Ultrabus yani. Yalnız farklı bir şey bu. S-Ready demiş. Değişik bir modeli galiba. Ben de şunun siyahı var kanka. 850, ben 550'ye almıştım adidas.com'dan. Aa evet, onu biliyorum. Aynen. Aynısının siyahı da var. Boğazlısı Ultra Boost. Bu Pulse Boost. Farklı birbirinden. Şu güzelmiş kanka biraz. Ultra Boost 2020. 1000 lira ama. Eli şöyle yaptı. Yani ne yapayım? Kelimeler kifayetsiz. Fiyatlar maalesef bu şekilde. Botlar, modlar var. Buralarda neler var? Burada gündelik mi? Çok daha bütçeli gündelikler herhalde. Aynen. Evet. Ayakkabı, Adidas'ın ayakkabının resmi beni çok benziyor. Çok benziyor. Çok benziyor, doğru diyorsun. Çok büyük ayrım yapmak zor oluyor. Evet, şuna ayrım
Aa, bu sular yine burada farklı bir modeli var. Şurada da sıralamışlar güzel bir biçimde. Bu da 1000 lira ama bu giyimi falan bak günlük hayatta da giyebilirsin. Daha mı şey? Çok hoş. Ben buradayım diyen bir modelde. 5-10-16 falan da giyersin ya. Yürüyüşe, Eymir'e falan gidersin. Aynen. Benim direkt kafam böyle şeyler canlandı. İşte kanka 1000 lira biraz daha böyle indirim kovalayacaksın. Hatırlıyorsan sen de geldiğimiz dönemler. Evet. %50 hani demişti hatta çalışan uyarmıştı ya bizi hatırlıyor musun? Evet evet hatta bir daha gelecek. Aynen yapmıştı. Abi demişti sen şey yaparsın falan. O zaman da biz gelemedik. Hatta sen geldin ben abi. Ben geldim. Ben vurdum geçtim. Kaçırmam öyle şeyleri. Biz de mürgü atıldı çalışan. Bak kanka bu çok güzelmiş. Balenciaga'ya yandırıyor biraz. Evet. Müjdeyi alabilirim aslında ya. Gerçi böyle şeyleri hiç beğenmez ki. Ben ne almışım? Biraz arzu yutmuş zaten. Baksana. Hayvan derisi bir şey. Tüylü falan. Puma. Güzelmiş. Evet, bayanlar için Adidas'ın bayanlar için daha güzel modeller oluyor her zaman. Her zaman renkleri, menkleri. Erkeklerden daha ucuz oluyor. Diyor ki daha az materyal kullandık biz diyor herhalde. Çocuk modellerine bakalım bir de belki Ekrem'e bir tane alabilirim. Çantalarımız var. Şöyle mesela bak direkt hoşuma giden bir kadın ayakkabısı oldu benim. Ne diyorsun? Tatlıymış. Tatlı değil mi? Pudra pembe. Sen de kanka kız arkadaşını alabilirsin. Buradan da sesleniyorum. Hayır daha dur destur ya. Daha dur. Hemen böyle büyük büyük hediyeler almayalım mı diyorsun? Nasıl şöyle ellerin şu an şöyle bak. Alabilirim alabilirim. Gitmedi elleri birbirine girdi adamın parmakları. Bu neymiş değişik farklı bir şey. Mesela ben şunu beğendim. Bunun biraz daha çok cırtlak olmayan bir rengi olsa hoşuma gitti. Şekli güzelmiş. Değil mi? Çok rahatsız görünüyor biliyor musun içi. Bence o kadar rahatsız değil ya. Baksana abi Allah aşkına. Taş gibi mi? Bak şu çok güzelmiş o, mesela. Evet, o tatlı. Erkek modellerinde böyle bir şey yok mesela. O yüzden diyorum kadın modelleri bayağı güzel oluyor diye. Şöyle çocuklar için bir sürü krampon halısı tercihi var. Kadınlar için yine oldukça güzel. Ekrem'i de futbolcu yapıp şu an halı sahibimizi incelet. Öyle mi? ben basketi inceliyorum. O da futbol incelisi. Oo, şu tatlılıklara bakar mısın ya? Abi çok güzelmiş. Değil mi? Alıp ben anahtarlık yapacağım. 300 liraya, da... 300 liraya anahtarlık aldım işte. Bizde para çok gibi diyor. Ama çok güzelmiş. Değil mi? Bayağı tatlı. Benim de hoşuma gitti. Bunu inceleyeceksin işte kanka. Ne diyeceğim abi? Rahat değil. Nasıl yapacağım o işi? Dışarı kullanmaya uygun bir ayakkabı diyeceksin. Ekrem nasıl onu söyleyecek? Agu agu. Aga aga. İki agu da güzel, üç agu da kötü. Oo evet. Cidden güzelmiş. Aynen abi böyle bir şeyler alabilirim. Ekrem bu arada 1 yaşına giriyor. Maşallah. Doğum günü var. Maşallah. Ne alıyorsun abisi? Ne alalım? Bir tane de şey alayım. Kulum alayım. Tuzağa düştü resmen. Demek ki Ekrem 1 yaşına giriyor. Ben bir düşüneyim falan. O şey var ya. Oh no. Oh no. Oh no no no. Evet şurada güzelliğinde çocuk ayakkabıları da var. Hoşuma gitti Star Wars'lu falan var. Şu güzel geldi. Training'miş. Training ne alaka arkadaş? Çocuk sanki training mi yapacak? Ama güzelmiş. 250 lira. Bak şunu alabiliriz belki. Star Wars'lu. Doğum günü hediyesi olarak bebişime bundan alayım ya. Veya Ultra Boost'lu. Bundan aldık acı. Bunun mavisinden almıştık. Aynısı var. Elimdeki ne? Elimdeki Star Wars'lu baksana. Oo, Star tatlı Wars bir şey değil mi? 250 liraymış ya. Alabilirim belki. Sana bir şeyim çok tatlı. Üzerine yazıyor Galactic Empire yazıyor. Çocuğum şimdiden böyle büyüsün. Evet. Ayakkabı dairesinin oğlu olmak kolay değil. 3 çizgiyi de eşit yapmışlar. Bunu alalım ya. 22-23 numara var mı acı? Ya 23 numara. O neymiş öyle diyor. 22 numara mı? 23 var bak görüyorum. 23'e bir bakalım. 22'ye bakayım. Ben şurada var. 23 varsa acım 23'e bir tane uzanabilir misin sana rahmet? Tamam. Şunu alayım ben. Fark böyle. Bu 23 değil mi? 23,5. 23,5 da olur. Tam 23. Zaten şu an 21 giyiyor. Şu 23. Yani ilerisi için alacağım ben bunu. Bir bakalım açsana be. Hazır mısın arkadaşlar? Kutup tasarımını beğendim. Oo güzel hadi bekliyoruz. Çok iyi. Açmak için sizi bekledim. Çok sabırsız oluyorum. Kendimi asla açmadım. Videoları izleyenler belli oluyor. Hazır mısın? Hadi bakalım. Arkadaşlar tam beklediğim gibi. Öyle mi? Biraz kokusu nasıl koku? Yeni ayakkabı kokuyor işte arkadaşlar. Bu giyilmemiş. Bir kere giyilmiş gelmiş hatırlıyorsunuz. Evet evet. Güzel. Güzel. Tertemiz bakın hiç basılmamış. Tamam, hiç denenmemiş. Hiç denenmemiş. O zaman bizim için uygundur. Tamam tatlı ya. Evet benziyor tatlı. Aynen bunu alalım acım ya. Tamam bunu sarsın. Oğluşuma doğum günü hediyesi aldım. Hiç beklemiyordum ama direkt bunu saralım. Kutuya bakar mısınız? Tatlına bakar. Şu farka bak. Babasına oğluna.
Bugün kombinine Lakers giymiş. Lakers var içinde. Evet evet, bugün güzel giymiş. Burada Jordan Proto Max 720'ler. Sedat da bu işleri iyi bilir. Tabii tabii, izleyiz diye öğrendim. İzleyiz diye. Bakalım. Dediğim gibi çok pedli metli bir ayakkabı. Ooo, darmış ya. 45 numara. Evet. Ciddi olamaz. 45 mi 44.5 mu? 44.5. Aynen. Ama sen Adidas'ta 44.5 giyiyordun zaten. Genelde yavaş yavaş bozmaya başladılar. Eskiden daha iyiydi. Acaba çorabın falan mı kalın? Yo, günlük çorap. Valla valla. Yani yine çok güzel. Yine çok güzel tabii de. Ne diyorsun kanka? Rengi çok güzelmiş. Rengi şey yani, tam böyle sahada sırıtan bir renk. Bu çok güzel. Dene bir de 45'ine bakayım. Aynen, almışken. Mağazada denemenin güzelliği bu işte. İstediğini veriyorsun. Şimdi eve alsan şunu diyebilirsin ya, 45 nasıl olacaktı acaba? Aynen. Direkt şak diye deneyebiliriz. O açıdan güzel. Şimdi sen bunları deniyorsun. Sonra bunu birine kargo ile yollayacaklar kanka. Dıt diye. Günlük hayatta pek giyilmezmiş bu arada. Öyle mi? Moru giyilir mi sağda sence? Moru da giyilmez. Üzerindeki de giyilir mesela. Mor bir şeyle kombinlemen lazım. Lakers yapabilirsin. Evet. Aynen. Ama bence sahada çok güzel durabilir. Nasıl rahat bu? Fena değil. 45'e bir bakalım da. 45'ine bakalım. Şunu 45'ine aldık. Hüsamen de hala gelişimi devam ettiği için ayakları büyümüş. 44.5 olmuyor artık. Markaların bu şekilde yaptığı yanlışlıkları bana mal etme lütfen. Kanka 44-75 mi alacağız, ne yapacağız? Üretmiyorlar bunda. Evet ya, büyük diyorsun. Yani şöyle, nasıl giymek istediğime karar vermem lazım. Şöyle bir bakayım. Bir mi? Geç. Kanka 4.5. Şu an çok kararsız kaldım ya. Niye böyle kararsız kaldım? Bir de denediğin halde kararsız kaldım. Evet, bir de denemesem. Denememek evet. Daha mı iyi bir şey acaba? Eve direkt 44.5 sersen oldu derdin kesin. Değil mi? Aynen. Kanka çok ucundayım. Ya ama ucunda olması ya, şuna tabanlı koyabilirsin, onun bir şey olabilir sana, geri dönüş. Daha büyük bir... Kanka sen çok taraklı bir ayakkabı gibi sanki, ayakkabı sarmıyor gibi ya. Dışarıdan. Çok iyi sarıyor, bence sen de bir dene bak mesela. Ciddi olamaz. Bak üstüne bir yaşa, şuradan falan iyi sarıyor. Bir daha bastırsana ön kısmını, o yüzden boş ya bayağı. Mesela şu an şurası boş. Evet, ondan ama da. Şöyle, kalın çorapla giyerim diye düşünüyorum bunu. Olabilir. Kalın pedli bir çorapla giysem... Olabilir. Doldurur. Almışken 45. 44.5 riskini alma bence de. Yani daha kalın çorapla giymek istesem bu olmayacak. 44.5 kumardır. Ama bu da çok iyi sardı ya. Ya kanka, karar veremedim. Ama koştuğunda falan vurursa parmak ucuna. Aynen 45. 45. Bence de. İyi hadi bakalım. Sarı var. Oradan aynen. Sıcak sıcak bir tane 45 sar kardeşim. Sar. Önden yeri çıktı. Sar kardeşim. Eyvallah. Evet, bir Harden step back. Bir de oluşumuza Star Wars aldık. Step Back'i de siz istiyorsunuz diye aldım. Hiç giymeyeceğim bir ayakkabı alıyorum ama şu anda. Ama çok istediler. Her videonun evet. Altına alıp evet. Step Back incelermiş. İyi hadi bakalım. Teşekkür ettim. Kolay gelsin. İyi çalışmalar, iyi günler. Evet, şurada farklar burada. Ekrem boy. İkisini alsan sen abi. Ekrem boy. Ayakkabı da Ice boy. Güzel oldu ama ya. Evet, güzel oldu. Aldık patikaları falan. Evet, saat kaç oldu acı? Hemen o güzel saatinden bak aslında ama. Güzel saat iyi aslında abi. 2.13. 3.45. Bence hiç gerek yok. Başka bir zaman artık geliriz bir daha. Abi almıyor ki. Değil mi? Zaten almaya geldiğimizi aldık. Aslında ben sizin için ekstra bir şeyler de çekmek istiyordum. Ama arkadaşlar 1 saat 45, 1,5 saat hatta bekleyemem. Veya sıra da aynı şekilde 1 saate yakın sürer muhtemelen. Kesin ya. 45 dakika sürer de şey yok kanka. İndirim yazısı bile yok. Adamlar doğru. Sadece fantezisini bekliyor. Aynen öyle. Maalesef. İnsanımız Nike'ı çok seviyor. Eve gidince bir şu step back'lere daha detaylı da bakabiliriz, bakamayabiliriz. O yüzden çıkışı yapsam güzel olur. Umarım beğenmişsinizdir. Bir mağaza turu yapmayı hedefledim uzun zaman sonra. Ama maalesef Nike olmayacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Like ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki defalarda görüşmek üzere. Ayakkabı Dersi bugünlük.